Merhabalar, nasılsınız? Biraz yakınlaşayım. Yurtta olduğum için hani çok fazla ses gidiyor. Neyse, ben az önce uyandım, bir 20 dakika oldu. Bugün de video yapacağım diye kendime söz vermiştim. O yüzden de video yapıyorum hızlıca. Ondan sonra da dışarı çıkacağım. Onun dışında sınavlardan yeni çıktım ama yeni sınavlara da girmedim. İki sınav arasında yaşıyorum şu aralar. Sınavlarımı bekliyorum. İşte uzun süredir de hani bir video çekmiyordum. Bugün sonra Instagram'dan. Merhaba Emre. Hegel'in köle beyefendi diyalektiği hakkında ne düşünüyorsun? Bunun insellerle bağlantısında olduğunu bir yerde okumuştum. Sen insel misin? YouTube kanalın için neden daha büyük kanallarla beraber video yapmıyorsun? Yorumlarında Nevzat Kaya ve Liberal Adam gibi insanlar vardı. Tanınırsan sevileceğini düşünüyorum. Benden daha büyük kanallarla video yapmıyorum çünkü hani sebebini bilmiyorum. Denemedim. Onun dışında ben isterler mi onu da bilmiyorum. Bir de ben insel miyim? Onu da artık bir hani gazeteye falan düştüğümde anca öğrenirsiniz. Hegel'den bahsetmek istiyorum. Lütfen hani zamanınız varsa ve odaklanabilecekseniz dinleyin. Adım adım anlatacağım. Onun dışında zamanınız yoksa da hani izlemeyin. Gerek yok. Başka bir zaman izlersiniz ya da sonra izlemeyi unutun. Hani evrenin sırlarını vermeyeceğim. Kendisi sistem kurucu filozoflardan hani genelde antik zamanlarda duyduğumuz ismini büyük antik zamanlarda ismini duyduğumuz büyük filozoflar gibi. Onun dışında bireyselliğin çok öne çıktığını söylüyor modern zamanda. Mutluluk kavramına da yabancılaştığımız için evimizde hissetmediğimizi söylüyor. Dolayısıyla bu aslında düşünüldüğünde devlete yapılan bir vurgu. İlginç ama aslında o kadar da ilginç olmayan bir şey de faşizmde çok revaçta olan birisi Hegel. Ama aslında onu sağ ve sol Hegel diye ayırabiliriz bence. Şu aralar kendisini fazla olmasa da anmışlığımız var. Hist 101 dersinde tarih 101 beni çok ürkütüyor. Onun tarihe bakış açısından konuşuyorduk. Yani kendisini bir tanrı olarak görüp dışarıdan baktığında olayların nasıl gidişat seyredeceğini anlayabileceğini söylüyor. Tabi biraz vasataltı bir yorum ama olsun, ben tarih 101 hakkında konuşmak istiyorum. Hist 101'i anlayabilir olduğumu düşünüyorum ama Boğaziçi Üniversitesi bana bir şey öğretti. Eğer bir dersi anlıyorsan muhtemelen başına çok kötü şeyler gelecek. Umarım gelmez. Hegel daha doğrusu tarihin pençesini hissetmek der. Tam hatırlayamadım ama grasplı bir şeydi. Yani bütün onu oluşturan parçalardan daha değerlidir. Lise okumuş olanlar veya yani psikolojiye ilgisi olanlar Gestalt metodunu söylediğim zaman hakkında bir şey canlanacaktır. İşte o şekilde düşünebilirsiniz bütünün daha önemli olduğunu. Onun dışında tez, antitez ve sentez şeklinde bir diyalektik kurulduğunu söylerler ama aslında bu onu tam karşılamıyor. Aslında tam thesis, negation of negation'dır. Yani tez, tümleme ve tümlemenin tümlemesi. Hegel'e göre insanın doğaya karşı ihtiyaçları var işte bunların. Hani beslenme olur budur. Basit olanlar. Onun dışında bir de tanınma ihtiyacı var. Köle ve masters, köle ve efendi diyalektiğinde asıl önemli olan yer tanınma. Uga buga olduğumuzda bile karşıdaki insandan bir tanınma bekliyoruz. Tanınmak ve saygı duymak. Sadece bu şekilde öz bilince varabileceğimizi söylüyor. Çünkü birisi sizi tanımazsa hani benliğinizi fark edemeyebilirsiniz. Tamam, tartışmalı bir konu. Çok fazla farklı şey söylenmiş ama Hegel işin bu tarafında ve örnek olarak hani derin taygalarda bir ağaç düştüğü zaman hani ağaç düşmüş olmuyor kimse fark etmediği için. Köle efendi diyalektiğinde hiç tanışmamış iki insan birbirleriyle karşılaştıklarında onu tanımayıp kendisini tanımasını istiyor. Çünkü egoist. Yani insanlar en sevimli yaratıklar değil. Onun dışında bir mücadeleye girmeleri gerekiyor. Bu mücadele işte ölümüne bir dövüş de olabilir ya da işte Rebel Without a Cause filmindeki gibi saçma sapan bir mücadele de olabilir. Hani arabalı olan böyle arabalara biniyorlar. Ondan sonra uçuruma doğru sürüyorlar ve en son bırakan işte kazanan oluyor. İşte bu metafora göre de, bu diyalektiğe göre de kazanan efendi, kaybedenler de köle oluyor bu mücadelenin. Bu durumda köleyi hizmet eden, efendiyi de koşulsuz bir şekilde hizmet edilen yapıyor. Bu hizmet etme süresince ise
işte çalışmadır, sabretmedir ya da işte diğer güzel erdemlerdir. Köleyi farklı bir bilince oluşturuyor, farklı bir sınıfa. Yani sınıf dediğim kafa yapısı olarak bir sosyal sınıf değil. Çalışmak özgürleştirir tarzı bir mottosu var. Hani Arbeit macht frei da olabilir ama konu bu değil zaten. Hegel'i de seviyorlar, onu söylemiş olmam lazım. Bazı cenaplarda karşılığı var Hegel'in. Yanlış anlamak mı yoksa doğru anlamak mı? Ondan hiç emin olamıyorum. Her neyse zaman içinde köle bu çalışmayla, farkındalıkla ve egodan, egoistlikten arınmakla farklı bir seviyeye ulaşıyor. Ve anlıyor ki efendilerin onlara ihtiyacı var. Üçüncü adımda köleler Hegel'e göre bu farkındalığı anlar ve diğer kölelerin de bakış açılarını değiştirmeye çabalar. Yani bir dünyayı değişime soktukları söyleniyor. Herkesin farkındalık ihtiyacını karşılayabilecekleri bir şeyi istediklerini söylüyor. Onun dışında bazı insanlara göre de hani naif ve acımasız rahip kısmını bu köle başlığını verebiliyorlar. Ve onun dışında Hegel toplumların hipotetik olarak bu şekilde kurulduğunu söylüyor. Yani aslında bir hani hunter-gatherer ya da işte böyle bir toplum sözleşmesi değil de farkındalık ihtiyacından. Video uzun oluyormuş gibi hissediyorum. Onun dışında bazı eleştiriler var. Hani Nietzsche'nin güç istencine göre köleler efendilerin farkına vardıklarından sonra, yani aslında ona ihtiyaç olduklarını, neden bir dünya devrimine ya da neden diğer insanların da farkındalık ihtiyacını karşılamaya bir çaba gösterdiklerini anlayamıyor. Onun dışında Nietzsche bir intikam öneriyor ve muhtemel sonucunda bu olacağını söylüyor. Başka eleştiriler de vardır herhalde ama bilmiyorum, yani konuya çok hakim birisi değilim. Bir şeyi anlatmak için konunun uzmanı olmaya gerek yok. Hani öğrenmeyi sevmek yeterli diye düşünüyorum. Sadece Nietzsche'nin eleştirisi biliyordum. Bir de Marx'ın eleştirisi vardı ama onu anlamadım. Yani anladım da anlatacak kadar anlamadım. İçimde bir yerlerde Marx'ın ne demeye çalıştığını biliyorum ama size bunu anlatamam. Onun dışında insellikten bahsedeceğim. Wikipedia tanımını okuyacağım. Buraya Wikipedia açtım. İnsel, İngilizce istemsiz bekarlar anlamına gelen involuntary celibate kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş, kendileri istemelerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamamaları ile tanımlayan bir internet alt kültürünün üyelerini tanımlar. Aslında bu tanıma göre biraz tatlışlar. Yani hani istemsiz bir bekarlık anlamında kullanılınca daha masum oluyorlar ama aslında bunlar bir kadın düşmanları ve aynı zamanda hani kafe basıp kadın döven bir grup da var. İnsellerin altında. Ben onlardan konuşmak istiyorum. Çünkü onlar bence daha ilginç. Yani sevişememekten daha ilginç bir şey bu. İnseller sebep olarak feminizmin yükselişini veriyor. Hani günümüzde ben kadın ve erkeklerin eşit olduğunu inanıyorum genel olarak. Yani neden inanmayayım? Zaten videoda yapmıştım bir tane. Ben feministim diyordum orada. Bunlar kendilerini kurban olarak görüyorlar. Çünkü feminizm yükseldiği zaman kadınların farkındalığı artıyor ve dünya düzeni bir şekilde değişiyor. Eskiden erkek sayısı az olduğu için özellikle bizim bu taraflarda birden fazla eşimiz de olabiliyordu ve kadınlar hani eş seçerken bu kadar ciddi de değildi. Onun dışında erkeklerin çok ufak bir kısmının çekici olduğunu söylüyorlar ve o ufak çekici kısım kadınların büyük çoğunluğuna nasıl diyeyim erişimi olduğu için inseller kadınları az çekici olan erkekleri beğenmemekle suçluyor ve doğanın dengesini bozduklarını söylüyor. Dikkat çekmeye çalıştıkları farklı bir nokta var. Kadınların aksine erkeklerin daha çok ezildiğini söylüyorlar. Bilmiyorum burada bir rekabete gerek var mı ama erkeklerin hayatı da zor. Kadınların hayatı da zor. Genel olarak hayat zor bir şey. Ve biyolojik olarak kadınlar her istediğini cinsel anlamda daha rahat elde edebiliyor onları. Ben neden konuşamamaya başladım? Onlara göre daha rahat elde edebiliyorlar ve kadınlar eskiden olanın doğalarının aksine seçilen değil seçici oldukları için kadınlara birazcık da düşmanlık besliyorlar. Kadınları insan olarak görmüyorlar ve onun dışında az önce de köle ve efendi diyaloğunda bahsettiğim gibi
tanınmak istiyorlar. Uga bugalardaki gibi bu insel arkadaşlar. Cinsellik onlar için bir hak ve kadınlar bu haklarını elinden alıyor. O yüzden kafelere gidip bir kadın olanları dövebiliyorlar. Bu şekilde Facebook'ta grupları oluyormuş genelde. Ve en kötüsü de işte mağduriyetten temelli bir cellata dönüşüyorlar ki atıyorum ırkçılık da bu şekilde başlıyor zaten. ABD'deki bu insel faaliyetleri veya Türkiye'deki kadın cinayetlerinin genel olarak sebebi bilmiyorum eğitimsizlik mi, misojeni mi yoksa ikisi mi? Bana ikisi ve onun dışında daha farklı şeylermiş gibi geliyor. Bilmiyorum ya sokakta samuray kılıcı da kadın öldüren insan var ne kadar tuhaf yani. Neyse. Bir şeyler anlattım ama ne anlattığımı da bilmiyorum. Bir ara izlersiniz. Bay bay.